Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir SBC videosuyla karşınızdayım. Yine bir SBC inceleyeceğiz. Roberto Carlos'un Future Star ikon kartı geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben normalde önermiyorum. Yani hali hazırda olduğu için bu kart oyunda. Yani parası neyse verip alabiliyoruz normalde. Ama yine de chatte sordum ben. Carlos'un incelenmesini istediler. Bizim de boynumuz kıldan ince tabii. O yüzden bakalım dedik. Şimdi Carlos'la ben daha önce oynamıştım. Bir kiralığı gelmişti 10 maç kadar. Onun bir 6 tanesini oynamışım ben. Şimdi de yeni gelen SBC grubundan sadece bir tanesini yapıp oradan 5 tane daha aldım. 9 maçlık bir Carlos'umuz var şu anda. Birlikte deneyeceğiz. Onun öncesinde bir bakalım yine Footbin'den karta. Şimdi bu kart 508K'lık bir düşüş yaşadı. Tabii kart SBC'ye geldikten sonra doğal olarak. PC tarafında 461K'lık bir düşüş yaşamış. Normalde SBC fiyatıyla hani bu civarlara satılıyordu zaten kart. Normal. 15 tane SBC istiyor. Ama hani daha kartı oynayıp denemeden böyle geniş bir şekilde... Şunu söyleyebilirim ki kart pahalı. Yani bir de durmadan sol bek getiriyorlar yani. Hani bu artık son 2 ay içerisinde kaç tane sol bek geldi bilmiyorum. Durmadan bek getiriyorlar. O yüzden biraz garip geldi açıkçası Carlos'un gelmesi ama bakalım hemen neymiş ne değilmiş. SPC olarak ne istiyor onu bir inceleyelim. Şimdi bir tane 90 istiyor. 2 tane 89. 3 tane 88. 2 tane 80. Hatta 3 tane 87. Yani pahalı. Pahalı bir kart. Yani bir şey demeye gerek yok diye düşünüyorum zaten. Buna da bakalım. 86 ortalama. Buna bakıyoruz. 86 ortalama. Real Madrid'in bir kadrosu var. Real Madrid'den bir oyuncu istiyor. 85. Bu zaten 83 istiyor. Kiralık olan. Burası gümüş. Burası da bronz istiyor. Bunlar zaten klasik ikon kartlarında. Carlos da Footbin içerisinde 955 tane like almış. 86 tane de dislike almış. Aslında yani bu kart dediğim gibi geleli çok oldu. Bu oylama... Normalde biliyorsunuz bazı kartlara bakıyoruz bir anda böyle bir saat sonra 2000 tane oy oluyor mesela yani ama bunda öyle bir oylama da yapılmamış bilemiyorum tabi oyunda denemek lazım. Oyun içine bir geçelim, oyun içinde bir kart inceleyelim, ondan sonra da maçlarımızı yapalım. Carlos'un oyun içi kartına baktığımızda Roberto Carlos lakabı olarak gözüküyor. 1973 doğumlu, 1.68 boyunda, çalışma oranı yüksek orta, beceri hareketleri 4, zayıf ayak 4, hızlı motor kontrolü tercih ettiği de ayak. Allah vergisi var, sol ayağı var biliyorsunuz Carlos'un. Oyuncu ayrıntılarına bakalım hemen. Kimya tarzı olarak kesiciyi bastık. Favori pozisyonumuz sol bek, sol kanat bek ve SLO olarak da sol orta saha olarak da oynayabiliyor. Brezilyalı zaten kart biliyorsunuz. Yani Carlos kart artık alıştık oyunda. Hız 93, şut 85, pas 85, dribbling 83, defans 87, fiziksel 88. Nitelik bilgileri bu şekilde. Hızlanma 94 ve sprint hızı 93. Zaten bir şey söylemeye gerek yok Carlos'un hızı hakkında. Şimdi şuta baktığımızda şut gücü ve uzaktan şut 99, diğerleri 70 ortalamalarda geziniyor. Pasta da aynı şekilde serbest vuruş isabeti 99, falso 99, kısa pas 85, uzun pas 84. Bence bu ikisinin de 90 civarı olması lazımdı. Yani en azından tabii gözümüzde çok büyütmüş de olabiliriz Carlos. Seviyoruz yani biliyorsunuz. Orta açması 90, dribbling 83. Dribbling'de de dediğim gibi bazı şeyler yüksek olabilirdi ama denge 88, reaksiyon 93, top kontrolü 87, soğukkanlılık 85. Dribbling'e baktığımız zaman 78 düşük. Şimdi defans ve fiziksel, top kesme 94, farkındalık 85, müdahale 87, kayma 89, kafa isabeti zaten boyu da kısa, o düşük. Zıplaması da burası yine 85, zıplaması iyi. Dayanıklılık 95, zaten playstyle plus'ı da var amansız olarak. Güç 85, agresiflik 87. İkon profiline baktığımız zaman da kulüp kariyeri ve milli kariyer yazıyor. Real Madrid'de oynadı en çok biliyoruz zaten. Real Madrid'in tamamen bir tam böyle efsanelerinden bir tanesi. 512 tane maça çıkmış, 66 tane de gol atmış. Fenerbahçe'de de 103 maçı var bu arada. 10 tane de golü var. Yani 103 maç 3 sezon falan oynamış olması lazım ya. 103 maçsa az değil yani. Bayağı oynamış o zaman. 2 sezonda 50'şer maç yapmadıklarını düşünüyorum yani. Türkiye Kupası'nda oynamıyor, onda oynamıyor falan. Demek ki 2,5-3 sene Carlos Fenerbahçe'de oynamış. Brezilya 125 tane maça çıkmış milli takımda. 11 tane de golü var orada. Oyun tarzlarına bakıyoruz. 9 tane oyun tarzımız var. Playstyle Plus olarak amansız var ve de ölü top var. Onun dışında kuvvetli şut, uzun topla bas, kesme pas, seri var, trivele var, uzun taç var. Mesela bunu bilmiyordum. Carlos'un oyunu çıkartı da bu şekilde. Şimdi hemen maçlarımıza geçelim. Maçlardan sonra tekrar yorumumla birlikteyiz.
Roberto Carlos hakkındaki yorumlarımla tekrar birlikteyiz. Şimdi çok da yorumlamaya gerek yok tabii ki de Carlos'u. Yine base kartından çok çok daha iyi bir kart gelmiş. Bence ileride böyle bir 2 ay sonra falan tekrar Carlos'un bir kartı gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu kartın ön şöyle yapalım. İkiye ayırmış olalım. Ofansif ve defansif şekilde. İkisinde de zaten iyi. Bir problem yok. Ama bu tamamen sizin oynadığınız taktikle alakalı bir durum. Hani çok böyle ofansif beklerim işte çıkıyor falan diyorsanız canavar haline gelebiliyor. Şutları gayet iyi. Zaten free kickleri gayet iyi. Hiçbir problem yok onda. Ama defansif kısımda bazı yerlerde problem yaşayabiliyor. Yani omuz omuza mücadelelerde çok böyle nadir olsa da mesela ben yaşadım birkaç kere. Nadir olsa da böyle omuzu koyduktan sonra adam yani devam edebiliyor böyle yoluna. Hani Theo gibi falan işte zaten Theo'nun fiziği ayı gibi olduğu için. Hani birkaç tane de o tarz bekler var. Mesela Rolf'ü incelerken de söylemiştim. Rolf'ü bence zaten bana göre tamamen bir bek değil oyun içinde ama yani onlarda da böyle biraz daha çevik ol işte pardon. Biraz daha fizikli olmayan kartlar, sol kartlar veya sağ bekler, sol bekler aynı şekilde problem yaşayabiliyor. O yüzden defansifte biraz böyle çok da az olsa problem yaşadım. Ama yani Roberto Carlos hakkında böyle çok da uzun konuşmaya gerek yok. Zaten biliyorsunuz ben daha önce de böyle birkaç yerde mesela Emre Kayır'la da videom vardı bir tane. İkon yorumlamıştık. Senelerdir ben ikonlarla oynayıp denemeyi seviyorum. Yani oyunda oynamadığım ikon yok gerçekten. En düşüğü 86 Gattuso galiba. Oradan en yükseğine kadar hepsini oynadı bir şekilde. O yüzden seviyorum ikonlarla oynamayı. Carlos da bence top 20 ikondan bir tanesi. Hatta top 15 ikondan bir tanesi tabii ki de. O yüzden çok da yorumlamaya gerek yok. Eğer ki ben Roberto Carlos'u çok seviyorum. Yapmak istiyorum diyorsanız yapın. Ama Roberto Carlos şu anda herkese lazım mı? Değil. Yani daha üstün kartlar var şu anda sol bek pozisyonunda bence. O yüzden bu kadar paraya böyle bir kart şu anda pahalı. Bir de dediğimiz gibi geçmiş promo. Zaten oyunda olan bir kart. Gidin abi oynamak istiyorsanız 1 milyon 400 verin. Çok da pahalı değil. Alın oynayın. Benden Carlos yorumları bu kadar. Bir sonraki SVC incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.